Değerli hemşerilerim, sosyal medyada yanlış ve yalan haberler dolanıyor. Onun için birinci ağızdan duyun diye ben bu videoyu çekme gereğini duydum. Değerli hemşerilerim, sosyal medyadaki yanlış ve yalan haberleri hiçbir zaman itimat etmeyin. Bunu birinci ağızdan, Helvadere Belediye Başkanı olarak birinci ağızdan benden duyun diye açıklamalarda bulunuyorum. Şöyle ki, kasabamızda yok 50 tane, yok 100 tane, bunların hepsi yalan. Hepsi uydurmaca. Sosyal medyadaki dolaşan bu yalan haberleri çürütmek için ve doğruları sizlere birebir ağızdan söylemem için bu videoyu hazırladım. Değerli hemşehrilerim, işin gerçeği şudur. Bir tane arkadaşımız İngiltere'den geldi. Antalya'da biraz kalmış. Sonra kasabamıza geliyor. Evinde fazla kalmıyor. Evine geliyor. Evinde fazla kalmıyor. Bu arkadaşımız daha önceden yüksek derecede nefes darlığı vardı. Burada biraz rahatsızlanıyor. Aksaray Hastanesi'ne gidiyor, Aksaray'daki devlet hastanemize gidiyor. Orada İngiltere'den geldiğini duyunca, söyleyince, oradaki doktorlarımız tedbir amaçlı bu arkadaşımızı orada muayene altına alıyorlar. Şu anda arkadaşımız emin ellerde, doktorlarımızın elinde tedavisi sürüyor. Onun için şu anda Helvadere kasabasında, bir tane bile bu koronavirüsü ne yakalanan bir kişi bile yok. Sizlerden ricam, bu yanlış ve yalan haberlere inanmayın. Helvadere şu anda tertemiz. Ben Helvadere Belediye Başkanı olarak sizlere garanti veriyorum ki şu ana kadar bir kişi bile Helvadere kasabasından gidip de yatmış, o arkadaşımızdan hariç. Helvadere kasabasından gidip de yatmış veyahut da onda koronavirüsü tespit edilmiş diye bir kişi bile yok. Onun için sizlerden ricam, biz Helvadere Belediyesi olarak elimizden geleni, emin olun gece gündüz elimizden geleni yapıyoruz. Okullarımız olsun, camilerimiz olsun, bütün kahvelerimiz olsun, zaten oralar kapalı şu anda. Elimizden yollarımızı, sokaklarımızı, pazar yerlerimizi, her tarafı başladığı günden bu tarafa temizliğini yapıyoruz. İlaçlamasını yapıyoruz. Şu anda bile, bu videoyu çekerken bile, şu anda bile Aksaray Belediyesi, sağ olsun onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Oradan ilaçlamacılar geldiler, şu anda ilaçlıyorlar. Helvadere Belediyesi olarak İki tane itfaiyemizle birlikte bütün yollarımızı, parklarımızı, sokaklarımızı, garajlarımızı, aklınıza neresi gelirse oraları şu anda dezenfekte ediyoruz. Ve bunu daha önce de ettik ve bunu devamlı sürdüreceğiz. Sizlerden benim ricam, hükümetimizin açıklamış olduğu ve Helvadere Belediyesi'nin de sizlere bunu ulaştırdığı, bu yoldaki devam etti, bu süreci böyle devam ettiği sürece sizlerden ricamız, bizlerin söylemiş olduklarına uyarsanız çok seviniriz. Bu sadece bizlerin elinden geleni yaptığımız gibi sizler de elinizden geldiği kadar evlerinizde kalın. Biz daha önce de açıklamamızı yaptık. 65 yaş üstü, babalarımızın, annelerimizin evden çıkmamalarını rica ediyoruz ve bunların bütün ihtiyaçlarını biz elimizden geldiği kadar karşılamaya çabalıyoruz, çabalayacağız ve onların rahatlığı, rahat edebilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Ve bu arada sizlerden ricamız, hükümetimizin de açıklamış olduğu gibi evlerinizden zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmamaları. Evlerinizde kalın, zorunlu olmadığı sürece sizden ricamız, birbirimize yardımcı olalım. Biz elimizden geleni Helvadere Belediyesi olarak emin olun tüm arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da. Bundan emin olabilirsiniz. Ve bir daha tekrar ediyorum. Bazı gurbetteki gurbetçilerimiz var, gurbetteki vatandaşlarımız.
Aksaray'daki hemşerilerimiz, Aksaraylı hemşerilerimiz, Helvadereli hemşerilerimiz olsun. Yanlış ve yalan haberlere inanmayın. Yok Helvadere karantina altındaymış, yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Bir daha söylüyorum. Helvadere Belediyesi'nde şu anda tespit edilmiş bir kişi bile yok. Helvadere Belediyesi huzurlu bir şekilde hayatına devam ediyor. Gerisi sosyal medyadaki yayınlanan yanlış ve yalan haberlere itimat etmeyin. İtimat etmeyin ki onlar bir daha yayınları yapamasınlar. Çünkü onlar yine bunlar sadece ortaya kargaşaya verip en azından Helvadere'nin adını kötüleyebilecek insanlar diye düşünüyorum. Onun için eğer öğrenmek istediğiniz bir şey varsa birinci ağızdan Helvadere Belediyesi'ni ararsınız. Helvadere Belediyesi size gereken bilgileri verir. Eğer bana da ulaşmak istiyorsanız zaten benim numaram herkeste mevcuttur. Bana ulaşın. Ben size birinci ağızdan gereken bilgileri vereyim. Vermeye de hazırım. Telefonum da 24 saat açık. Değerli hemşerilerim, bu arada herkese huzurlu, sağlıklı bir ömür diliyorum. Hepimiz el birliğiyle bu naletten kurtulacağız inşallah. Bu arada bir daha tekrar ediyorum. O İngiltere'den gelen hastamız şu anda devlet hastanesinde yatıyor. Emin ellerdedir. Ha, bugün itibariyle onun da sağlık durumu iyi. Bugün itibariyle bahsediyorum. Tabii ki yarını Allah'tan başka kimse bilemez. Şu anda Helvadere kasabasında da herhangi bir sorun yok. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok. Çok şükür Allah'a vatandaşlarımız da elinden geldiği kadar bu şeylere uymaya çalışıyor. Biz de onları takibe alıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bu arada hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Ve sizden ricam bir kez daha üstüne basa basa söylüyorum. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Kendi sağlığımızı koruyalım. Karşıdaki insanların sağlığını koruyalım. Hükümetimizin de devletimizin de bize vermiş olduğu, bize söylemiş olduğu kurallara uyalım. Bu belayı en kısa zamanda defnedelim diye düşünüyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum ve tüm gurbetçi arkadaşlarımıza saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.